Herkese merhabalar. Aslında saat çok erken değil ama gece hem Alpaslan uyumadı hem de çok enteresan rüyalar gördüğüm için uyuyamadım. O yüzden uykumu alamadım her zamanki gibi. Ve sesim çok kötü. Şimdi de böyle şey yüzümü yıkadım, işte peeling falan yaptım, bir şeyler yaptım. Böyle yüzümdeki, göz altındaki şişlikler birazcık sakinlesin diye böyle buzda tampon hareketleriyle böyle bir şeyler yapıyorum. İyi geliyor biliyorsunuz. Bugün hazırlanma videosu çekeceğim. İnşallah çekebileceğim. Alparslan'ı ajansa götüreceğiz. Ajanstan çağırdılar. Umarım böyle hani şu işte para isteyip sonra da sesi çıkmayan tarzda ajanslardan biri değildir. Araştırarak kayıt yaptırmıştım, evet, ama her zaman iyi bir şeyler çıkmayabiliyor. Bakalım, umarım güzel bir şey çıkar, yani seçilir ve ajans iyi bir ajanstır. Saçma sapan bir yer değildi. Oraya gideceğiz işte, bakalım. Yani sonucunu hep beraber göreceğiz ne olacağını. Şimdi Bepantör'ün bu cilt bakım kremini uygulayacağım yüzüme. Bunu yani ilk defa aldım, denemek için aldım, merak ettim. Bilmiyorum, iyi gibi. Yani günde iki kere, üç kere eğer şey yaparsanız, sürerseniz güzel nemlendirir. Ama bir kere sürmek, günde bir kere sürmek hiçbir şey ifade etmiyor bence. Yapısı zaten çok ince. Ben genelde böyle kalın yapılı, yağlı kremler kullanmayı seviyorum. Ama böyle değişiklik olsun diye bunu aldım. Belki bu bana iyi gelir diye. Cildim çok kuru çünkü. Bir de bu arada her yerimde uçuk var ya. Böyle iki tane şurada, iki tane birden uçuk çıktı. Sonra şuradan minik bir şey çıktı. Sonra sivilceler çıktı falan. Böyle çok kötü görünen bir yüzüm var şu an. Ben makyaja başladım. Ama nasıl bir şey yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Yani bir gösterişli bir şey olsun, renkli bir şey olsun istiyorum. Bir yandan da sade gibi bir şey istiyorum. Kafam çok karışık yani. Bu arada böyle hiç arka plan düzgün mü değil mi? Kameranın açısı iyi mi değil mi diye pek bakmadım. Bakacak zamanım yok. Çünkü onlarla uğraştığım zaman işin içinden çıkamıyorum. Arka kısmı iyi. Önümü güzel görünüyor falan dediğim zaman çok uzun sürüyor ve benim şu an acelem var. Gördüğünüz gibi Alparslan'a durmuyor bir anda. Saatimiz de geldi, yani hemen hazırlanıp hemen çıkmamız gerekiyor. Göz makyajım yine renkliye döndü. Ama yapabilecek bir şey yok. Ne yapayım? Seviyorum renkli. Bir de birazcık acele ediyorum. Biraz fazla oldu buralar ama bu kadar pigmentli olacağını düşünmemiştim o üste sürdüğüm farları. Evet, göz makyajım oldukça renkli görünüyor şu an. Aslında ben bu renkleri seviyorum ama bazen diyorum ki bu kadar renkli olmak gideceğim ortama uygun değil dediğim zamanlar hemen bu sade kahverengi paletimi alıyorum. Bu şey böyle içinde sim falan bulundurmuyor. Ne Makeup Akademi'nin bu. Hemen buradan kahverengiye şöyle komple bir üstünden geçiyorum. Hem biraz kahverengi dönüyor, sadeleşiyor. Hem de alttan bu yaptığım renkler yansıması oluyor. Daha da güzel oluyor. Hem benim istediğim oluyor hem de birazcık ortama ayak uydurmuş oluyorum. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Bu arada fırçamı arıyorum. Ben kesinlikle 80'lerde falan yaşamalıymışım yani. Çünkü renkli seviyorum. Yani kesinlikle renkli makyaj seviyorum. 80'ler, 90'lar benim bu yaşta orada olmam gerekiyordu. Özgürce, abartılı saçlar, rengarenk makyajlar, rengarenk kıyafetler giyebilmem için. Oğlum ne yapıyorsun? Öyle yani. Keşke yeniden böyle şeyler moda olsa. Aslında bence herkes seviyor ama çoğu insan dışarıda çok göze batıyor diye yapmak istemiyor, yaptırmak istemiyor böyle renkli makyajlar. Ama ben yapıyorum. Güzel de tepkiler alıyorum aslında. Bu rengi normalde biz sürmezdik ama ne kadar güzel olmuş falan diyenler çok oluyor. Özellikle
sarı renk kullandığımda sarı far. Bunu çok duydum gerçekten. Göstermedim galiba. Şuradaki açık kahveleki önce bir üstünden geçeceğim. İstediğimi elde edemezsem bir ton daha koyu kahverengiyle geçeceğim. Çok böyle şey yapmıyorum. Yani sadece şöyle dokundura dokundura karıştırma fırçamla böyle yapıyorum. Rengi biraz kırılsın. Mesela şu an çok kamerada özellikle çok açık lacivert görünüyor. Mavi gibi görünüyor. Aslında biraz daha koyu ama. Bence gözlerimdeki renklilik oldukça gitti. Şu an ışıktan dolayı biraz siz açık görüyor olabilirsiniz. Ama bence iyi oldu. Tam makyajından sonra tekrar bakacağım. Yani şu an çok renkli görünmüyor bence. İyi. Azıcık da renkli görünsün. Çünkü benim ruhum bu yani. Yapabileceğim hiçbir şey yok bu durumda. Hayır alpaslan. Hayır, onu düşürüyorsun. Benim arka planımın neden dağıldığını anlayabiliyorsunuzdur herhalde. Şu an alpaslan görünüyor mu? Görünmüyor ama iyi ki bence görünmüyor. Görünmeyen kısımda her yeri aşırı dağıttı. Max faktörü kullanacağım. Çok ince bir şekilde kullanacağım. Aslında bu birazcık benim için riskli bir fontöten. Ama çok güzel duruyor. O yüzden kullanacağım. Biraz ince uygulayacağım dediğim gibi. Ne oldu öyle canın? Neden seviniyorsun? Neden mutlusun? Mutlu olduğu zaman böyle sesler çıkartıyor. Yapıyor nedense. Ya da heyecanlandığı zaman, bir şey gördüğü zaman. Fondöteni sürerken birazını çekemedim ama devamını çekemedim ve kapatıcıyı sürerken de çekemedim. Çünkü telefon çaldı ve ben telefonumla bu videoyu çekiyorum. O telefon görüşmesini yaptım. Sonra da eşim geldi kahvaltıya. O bir sabahtan gidiyor iş yerine. Birazcık çalışıyor kendi işi. Ondan sonra tekrar eve geliyor, kahvaltı yapıyor. Ondan sonra tekrar gidiyor. Tabi bugün işe gitmeyecek. Beraber ajansa gideceğiz. Videonun en başında söylemiştim zaten. O geldiği için Alparslan'a onu verdim. Ay nasıl söyledim ya? Alparslan Ramazan bakıyor, eşim bakıyor. Bu arada arka plandaki o dağınıklık görünüyor mu bilmiyorum ama görünüyorsa kusura bakmayın. Çünkü Alparslan dağıttı yani. Ben buraya girdiğim zaman ona burası çok eğlenceli geliyor. Her yerde bir şey var, çekmeceler var, takılar var. Çok renkli ve karışık geldiği için hoşuna gidiyor. Hepsine dokunmak istiyor ve karıştırıyor. İyice döküyor, saçıyor. Onu alıyor, oraya götürüyor. Buradakini alıyor, bu tarafa götürüyor falan. Bir ara benim kedim vardı. Hatta kedilerim. Onlar da böyleydi. Bütün takılarımı onlar başka odalara taşıyorlardı. Alparslan henüz o kadar yapamıyor. Kediler de her yere taşıyordu. Oradan biraz alışkınım aslında ama şöyle Alparslan'da birazcık korkuyorum çünkü üstüne devirebiliyor. Mesela bu ikili çekmeceyi bir kere üstüne devirmiştim. Yani bir şey olmamıştı, tamamen devrilmemişti. Çekmeceleri olduğu için böyle yarı devrik kalmıştı ama çok korkmuştu ve ben de çok korkmuştum ona bir şey olacak diye. Aynı zamanda bunlar da mesela çok kuvvet uyguladığı zaman devirebilir üstüne. O yüzden korkuyorum. Buradan taşınacağımız için de bunları duvara sabitlemedik. Bir de bu tarafta benim şeylerim var, yine takılarım var. O rafı böyle çekiyor falan işte. Yani dediğim gibi çok sağlam yapmadık bunları taşınacağız diye. Genelde ben bu odada olmadığım zaman odanın kapısını kapatıyorum zaten içeri girmesin diye. Bu arada ben kontür yapıyorum. Aslında ben çok kontür gibi keskin bir şey yapmıyorum. Böyle boyutlandırıyorum ya sadece. İşte bronzer gibi sürüyorum mesela. İşte şuralarımı sürüyorum. Böyle aynı fırçayla burnumu şuralarına. Hani burası bembeyaz olmasın diye. Gidip burun kontürü ince ince yapmıyorum. Ama bunu yapmak da güzel bir etki veriyor. O bembeyaz burundansa böyle olmak daha güzel oluyor. Bu arada göz makyajım biraz daha iyi gibi görünüyor. Hani renkli ama tenimle birlikte iyi göründü diye düşünüyorum. Bu ara terakota allığa taktım. Normalde hiç kullanmazdım. Mat allıklar kullanıyordum. Bir tane var terakota aldım. Çok sevdim ve başka terakota allıklar almayı düşünüyorum. Çok hoşuma gitti. Bu biraz fazla pigmentasyonlu ama belki de hepsi öyledir bilmiyorum.
aralar bu highlighter'ı uyguluyorum. Eşim almıştı bana hediye olarak. İlk başlarda hiç kullanmadım. Böyle hoş gelmedi gibi. Yani bir yani hep şey Gabrielle'nin highlighter'ını kullanıyordum. Ben başka kullanmıyordum. Birkaç tane var ama elimde. Hep ona alıştığım için onu kullanıyordum. Sonra geçenlerde bunu kullanayım birazcık şans vereyim dedim. Sonra hoşuma gitmeye başladı. Şimdi bayağı severek kullanıyorum. Ay, oldu ya. Ya tek sıkıntı benim gördüğümü şu an sizin göremiyor olmanız. Buna çok üzülüyorum. Telefonun kamerasıyla ve benim bu ışık sistemim galiba tam olmadı. O yüzden şu an benim bu gördüğüm etkileri bence siz göremiyorsunuz. Ben şöyle çok güzel görüyorum. Ve genelde evden dışarı çıkmadan balkona çıkıyorum ve balkonda aynada bakıyorum hani dışarıda nasıl görünüyorum diye. Çünkü ışıklardan yanılıyor olabiliyoruz. Ama şu an çok güzel bir ten makyajı oldu ve göz makyajı. Bu video çok mu uzun olacak bilmiyorum. Umarım çok uzun olmaz. Ben bir yandan da kahvaltı hazırlıyorum bu arada. Böyle telefonun kamerasını kapatıyorum. Gidiyorum çay demledim mesela. Sonra yumurtalar için dakika tuttum. Yumurta haşlayacağım. Şöyle pratik bir kahvaltı yapacağız. Eşim de Alparslan'ı uyutmaya çalışıyor ki şey olsun. Oraya gittiğimizde huysuzlanmasın, uykusu gelmesin. Biz daha önce de bir çekime gitmiştik. Bebekto'nun katalog çekimine gitmiştik ve o katalog çıktı şimdi. Yani bu kışın çekimini yapmıştık işte. Artık kış kıyafetleri çıktı biliyorsunuz. O katalog da çıktı. Katalogda 6 tane fotoğrafı var. 6 kıyafet giymişti. Orada da mesela böyle işte uykusu gelmişti, ağlamıştı falan. Orada daha küçüktü zaten, hep uyuyordu. Şimdi biraz daha büyük. Huysuzlanması ve uykuya dalması daha zor. Yani küçüklüğüne göre daha zor. Bu arada şeyimi bulamıyorum. Heh. O yüzden şimdiden uyutuyor ki oraya gittiğinde böyle şey işte gülsün falan diye öyle yapıyoruz. Gerçekten anne olmak her şeyi bir arada yaptıran bir özellikmiş. Böyle ben önceden karikatürlerde falan görüyordum. İşte böyle çiziyorlar ya, bir yandan üt yapıyor, işte yemek yapıyor, çocuğa bakıyor. Böyle bir sürü şey, 5-6 tane kolu çıkmış karikatürün. Gerçekten öyle. Mesela şu an ben bir yandan makyaj yapıyorum. Saçımı yapacağım. Alparslan'ın çantasını hazırladım. Mamasını hazırlayacağım ekstra. Kahvaltıyı hazırlıyorum. Bu her şey bende. Evet, eşim yardım ediyor. O da uyutmaya çalışıyor falan ama yine de bazı şeyler kadınlara kalıyor. Şey, şuraları belirginleştirecektim ama şu görüntü, kaşlara kadar getirme görüntüsü hoşuma gitti. O yüzden dokunmuyorum. Şimdi yumurtalarıma bakıp geleceğim. Hatta şöyle yapayım, ben kahvaltıyı falan yapayım. Ondan sonra rimel süreyim, kaşlarımı düzelteyim, saçımı yapayım. Evet, buna karar verdim. Şimdi kapatıyorum. Evet, kahvaltıyı hazırladım. Bir şeyler atıştırdım. Kaşlarımı yaptım ve rimel sürdüm. Rimel olarak yani maskara olarak bu MT Kozmetik, yani Makeup Time Kozmetik'in maskarasını uyguluyorum. Çok güzel ya. Aşırı uygun fiyatlı ama çok güzel. Ucu da böyle görünüyor mu? Birazcık tombik bir ucu var. İlk başta ben küçük uçlar kullandığım için zorlandım ama şimdi alıştım. Çok güzel bence. Şöyle görünüyor. Bakın. Çok güzel değil mi? Bayağı iyi yani. Bu kadar uygun fiyatlı olmasına rağmen çok iyi. Bu arada Ramazan Alparslan'ı uyutamadı. Aslında uyumuştu ama bir anda televizyonun reklam mı çıkmış, bir şey olmuş yani, bir anda televizyonun sesi yükselmiş ve o an uyandı çocuk. Tam uykuya dalıyordu daha doğrusu, uyandı derken. Öyle olunca şimdi onlar beraber kahvaltı yapıyorlar. Ben de bir şeyler atıştırdım ve geldim. Makyajım hemen hemen bitti gibi. Burnumun üstüne highlighter sürecektim. Nerede o? Bulamıyorum şimdi fırçamı. Fırçamda kalanlar da sürüyorum. Şimdi saçlarımı yapacağım. Ondan sonra Alparslan'ı tekrar uyutmayı deneyeceğim. Çünkü uyuması lazım. Bu arada bu ajans, yani çocukları ajansa yazdırma, işte reklamda oynatmak, dizide oynatmak fikirleri
Tam olarak emin değilim. Yani iyi bir fikir mi yoksa kötü bir fikir mi emin değilim. Yani daha önce Bebek Ton'un katalog takımlarına gittik. Evet. Onu da tesadüf bir şekilde denk gelmişti. Ve orada işte altı kıyafet giydi, altı poz verdi. 4-5 saat sürdü. Onda çok yani o gün bile yorucuydu ama hani çok fazla yorucu değil. Çok fazla dinlenme imkanımız oldu. Her fotoğraftan sonra neredeyse dinlendik, oynattık, uyuttum, emzirdim falan. O öyle geçmişti. Ama bu işte bu yazıldığımız ajans hani dizi çekimi için çağırdıklarını söylediler bize. Kanalda da bir dizi var onunla alakalı. Şimdi net olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Hani olursa bu doğru bir şey mi olacak, yanlış bir şey mi bilmiyorum ya. Gerçekten çok kafam karışık. Eğer olmazsa bu iş için çok zorlamayacağım. Yani gidip başka... Tara elim çarptı. Yani bu iş için zorlamayacağım. Hani gidip başka bir ajansa ekstra yazdırıp işte onun peşinde koşmayacağım. Ya da bazı ajanslar para falan istiyor ya, işte üyelik gibi bir şey için parası istiyorlar galiba. Bu arada saçlarımı galiba böyle bırakacağım ben. Öyle bir şeyler yapmayacağım. Yani burada olursa olur, olmazsa olmaz. Çünkü çok kararsızım. Belki çocuğum bana diyecek ki anne neden bunu bana yaptın? Neden ben buralarda oynadım der diye birazcık korkuyorum. Belki çok mutlu olacak. Belki hayatı bu yönde olacak. Belki iyi ki bunu yapmışsın diyecek ama bilmiyorum yani. Bu arada kamera çekiyor mu? Bilmiyorum. O yüzden çok şeyim, ikilemdeyim. Dediğim gibi bu iş olursa olur diye bakıyorum. Olmazsa ekstra koşmayacağım peşinde. Olursa bu bizim iyiliğimiz için diyeceğim. Olmazsa eğer bugün diyeceğim ki demek ki bu olması gereken bir şeymiş ve olmadı bugün diye bu işin peşini bırakacağım. Bana kalsa evet ben istiyorum ama bu tabii çocuğumla ilgili bir karar. Belki çok yorulacak, belki onu yıpratacak, belki ileriki dönemini etkileyecek. Belki olumlu etkileyecek, belki olumsuz etkileyecek. O kadar acayip bir durum ki. Bakalım işte yani şu an net bir şey yok. Sadece gidip görüşeceğiz. Bu arada ajansa ben mi gidiyorum, çocuğumu mu götüreceğiz bilmiyorum. Nasıl süslendiysem, bir hazırlık yaptıysam ama iyi görünmek istiyorum yani. Çocuğumun annesi olarak iyi görünmek istiyorum. Bir de zaten gece hiç uyumadım neredeyse. O yüzden böyle yani. Benim saçım, makyajım, her şeyim bitti. En son üstümü giyineceğim, bir tane küpe takarım ve rujumu sürüp çıkacağım. Ruj da şöyle kahverengi tonlarında nude, yani nude gibi bir şeyler süreceğim. Çok şey yapmayacağım. Şu etrafı göstereyim mi size? Birazcık kötü görünüyor ama bence görmelisiniz. Ben evden dışarı çıkarken her zaman bu etraf böyle. Bazı insanlar evden dışarı çıkarken hani böyle evini mükemmel temiz ve düzenli bırakıyorlar ya, işte onlara hayran. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ben hazırlanırken aşırı dağıtıyorum. Her zaman bir acelem oluyor ve asla toparlayamıyorum. Eve geldiğim zaman toparlıyorum. Şimdi göstereceğim. Hazır mısınız? İşte böyle yani şu an. Böyle. Ha tabii biraz arkada da dağınıklıklar var ama artık o kadarını gösteremeyeceğim. Eğer bu video çok uzun olmadıysa günün ilerleyen zamanlarına da buna ekleyeceğim. Eğer baktım ki çok uzun oluyor, o zaman eklemeyeceğim. Bilmiyorum. Ha ben makyajımı da yakından göstereyim ya bakayım. Şöyle. Ben çok beğendim ya. Baya güzel görünüyor yani. İyi oldu. O şey ilk baştaki çok şeyini de aldım, rengini de aldım. Ten makyajım bence çok güzel oldu yani. Yine görünmüyor ama bence çok güzel oldu. Evet, dediğim gibi ekleyebilirsem ekleyeceğim. Ekleyemezsem bu videoyu burada bitiriyor olacağım. O zaman iki tane bir bitiriş yapayım. Şimdi eğer videoyu ekliyor olursam günün ilerleyen zamanlarında görüşürüz diyorum. Eğer videoyu eklemeyecek olursam, bu video uzun olduysa, bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.
Başka ne yapılıyordu? Yorum yapılıyordu. Instagram'dan da takip ediliyordu falan. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Hoşça kalın.